Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul tekrar 11.000 puana yaklaştı arkadaşlar. Dünkü yani son 3 gün devam eden yükselişle birlikte bugün de %1.78 yukarıda tamamladı günü ve 190 puan artış 10.872 puana endeksi taşıdı. İşlem hacmi 103.5 milyar Türk Lirası oldu sevgili arkadaşlar. Evet önemli bir gelir bugün için baktığınızda çünkü son 3 günde endeksin oldukça pop iyi bir kazanç elde ettiğini görüyoruz. ilk günkü haftanın ilk günkü hezeyana rağmen. Bugün iki tane şirket bedelsiz sermaye arttırım kararı aldı arkadaşlar. Saat şu anda 17.23 itibariyle. Şimdi bu iki şirketi sizlere sunmak istiyorum. Bu tür haberlerde genelde artık bundan sonra birlikte yapacağım haberler daha çok video yerine e, günde 2-3 video ile iş anlaşmalarını bedelsizleri bu şekilde ayırmayı düşünüyorum. Evet, vakıf finansal kiralama alınım şirketi sermaye işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu bugün yönetim kurulu kararı alındı. Güncelleme düzeltme de ertelenmiş bir açıklama değil. 2 milyarlık sermaye 3 milyar 500 milyona çıkarılacak arkadaşlar. Baktığınız zaman %75 gibi bir e, miktarda e, bedelsiz sermaye arttırımı söz konusu. Evet vakıf finansal kiralama anonim şirketinin son performansına baktığımızda bugün e, %1.26 negatif tamamlamış hisse son 5 günde %4.57 negatif tamamlamış son bir ayda ise %3.98 negatif. Yılbaşından itibaren ise %91.46 gelir elde etmiş. Yani yılbaşından itibaren iyi denilebilir. Ancak baktığınız zaman son bir aydaki performansı vakıf leasingin, vakıf finansal kralamanın düşük gözüküyor. Şirkette bugün yönetim kurulu kararı alarak arkadaşlar %75'e yakın bir bedelsiz sermaye arttırımı kararı almış gözüküyor. Evet. Şimdi ikinci bedelsiz sermaye arttırma kararı alan şirketimize geçelim. Evet yine endeksten hemen açılmadan kapanmadan önce 17.56'da Tapti Oksijen arkadaşlar özel sağlık ve eğitim hizmetleri sanayi ticaret Anılım şirketi sermaye arttırma işlemleri ilişkin bir bildirimde bulundu bizlere. Aynı şekilde vakıf leasing gibi arkadaşlar 128 milyonluk sermayesini 193 milyon 231 bine çıkarmak istiyor şirket. Evet 2 milyar bir sermaye tavanı var. Tapti oksijen arkadaşlar daha henüz e, halka arz endeksinde bulunan bir şirket. Gördüğünüz gibi bu da bir yönetim kurulu kararı. Kar dağıtımı kapsamında bedelsiz sermaye arttırımı yapacak şirket. Kar paylarını bedelsiz olarak yatırımcılara vermek istiyor. E, baktığınız zaman oran %50.96. Evet Tap Oksijen bugün arkadaşlar günü %2.99 pozitif tamamlamış. Endeks üstü bir pozitiflik var. Son 5 günde %3.56'lık bir negatiflik var. Son 1 ayda %2.43'lük bir pozitiflik söz konusu. Yılbaşından beri ise hisse %3.48 değer kaybetmiş. Evet. Nastepe Tapti Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri %50.96 oranında bedelsiz sermaye arttırım kararı almış gözüküyor. Evet şu ana kadar bugünkü bedelsizlerimiz bunlar arkadaşlar. İki tane şirketin bedelsiz kararı aldığını görüyoruz. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Ve bizlere de destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim.